Şimdi halk arasında reflü hastalığı, reflüm var şikayeti çok yaygın. Benim reflüm var, senin reflüm var, onun reflüsü var. Ama hekim olarak bizim reflü hastalığınız var diyebilmemiz için olmazsa olmaz şartlar vardır. Bunlardan bir tanesi hastanın şikayetlerinin reflü şikayetleriyle uyumlu olması. Bunların en başında da hastanın kullandığı asit düşürücü, mide asit düşürücü ilaçların hastanın şikayetlerini azaltması ya da ortadan kaldırması. Madem ana sorun midedeki asitin var olması ve bu asitin çıkıp yemek borusunu yakması, biz bu asiti ilaçlarla azalttığımız zaman kişinin şikayetlerinin mantıken geçmesi lazım. Eğer bu yoksa zaten o reflü hastası değildir, başka bir şey olabilir. İkincisi, bu şikayetler birebir uyuyorsa yapılan endoskopide yemek borusunda yaranın görülmesi lazım. Görmek yetmez. Resminin çekilip belgelenmesi lazım. Bazen yara olmadan da reflü hastalığı diyoruz. Onlarda da 24 saat yapılan asit kontrolünde, 24 saat pH monitorizasyonunda reflü ile uyumlu bulguların bulunması lazım. Bunlar olmazsa biz o hastaya reflü hastası diyemeyiz.